Volleyballistan herkese merhabalar. Yemek Sepetinin sunduğu Boyol Alan programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Murat Muratanoğlu birlikte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında alınan skorları, sonuçları, öne çıkan performanslarını konuşacağız. Murat abi merhabalar, hoş geldin. İyi yayınlar Sağ ol sana da. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Yoğun geçen EuroLeague'de özellikle çift maç haftasını geride bıraktık ve yoğun bir yeni haftanın da başlangıcını yapıyoruz seninle. Benim bundan sonra her hafta yoğun NBA'de de başlıyor. 3-4 tane de NBA programı var. Bakalım hayırlısı. Evet NBA'de çarşamba günü sezonu açıyoruz. Ben de merakla bekliyorum. Fantezi oyununu biliyorsun. Çok takip ettiğim ve orayı oynadığımız için arkadaşlarımla geceleri, uykusuz geceler bizleri de bekliyor yani. Onda <laughs> ödül falan var mı? Kendi aramızda. Ha. Kendi aramızda bir ödül ceza uygulamamız söz konusu. Heyecan ve zevk için yani. Evet, çoğunlukla öyle. Ee, güzel, keyifli geçiyor yani geceleri e, takip ediyoruz. E, programımıza geçeceğiz, geçmeden hemen e, sponsorumuz Yemek Sepeti'nin anonsunu sizlere, sizlerle paylaşmak istiyorum. Size güzel bir haberimiz var. Yemek Sepeti'ne özel bir ye bir hediye kampanyasıyla sevdiğiniz lezzetlerdeki avantajlı menüleri kaçırmayın. Hemen şimdi uygulamaya girip siparişinizi verin. Evet, dördüncü hafta ekranları da geliyor zaten basketbol severler için birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olmuştu ve en önemlisi de tabii ki de bir derbi mücadelesi oynandı. Galatasaray Ekmas, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. 74-62'lik skorla Fenerbahçe Beko sağdan galip ayrıldı. Kısa kısa yorumlarında başlayalım Murat abi, detaylı bir şekilde sonrasında oyuncu performanslarıyla devam ederiz. <laughs> Salı, Perşembe, Pazar. Evet. Ee, üç maç. Ee, kolay değil. Ee, ama İstanbul'u terk etmedi en azından. Ee, o Fenerbahçe bir avantaj. da bir avantaj. Vallahi şimdi e, Euroleague maçlarıyla birlikte birleştirip bir yorum yaparsam Fenerbahçe'nin rakip kim olursa olsun maç nerede oynanırsa oynasın, oynansın böyle oynaması lazım. Böyle dediğim Enerjisi yüksek, baskılı, e, hücumda mümkün olduğu kadar topu paylaşan ve e, kısaların kontrolünde bir basketbol. Hı hı. Şimdi Dorsi'nin sakatlanması e, Fenerbahçe'ye Kalayetisi kazandırdı. Şimdi herkes tedirgin biliyorum. E, geçen sene de abi böyle başlamıştı diyorlar. <laughs> sezon sonuna doğru da e, müthiş bir düşüş yaşamıştı. Bu seneki mevcut kadroyla e, Kalaitis iyi oynadığı zaman Fenerbahçe hem daha değerli toplu hücum ediyor, hem herkes daha işin içinde oluyor hı hı. ve e, böyle devam ederse inanılmaz bir asist top kaybı oranı var. Yani e, geçen sene e, o çok iyi başladığı dönemin ardından benim hatırladığım kadarıyla e, fantazi pasları vermeye çalışıyor, çalışmaya başladı. Evet. O fantazi paslar top kaybına döndükçe sanki o şey bozuldu. E, ne diyeyim ona? Ritim bozuldu. Ritim bozuldu. E, şimdi. şutları da kalatasın ritmini kendi kendine bozan etkenlerden biri olarak düşünüyorum ben Murat abi. Abi o psikolojik. Evet. Yani o psikolojik. Ondan... Geçemiyor çıkamıyor. Ee, geçen sene de müthiş ışık atarak başlamıştı. Ya Kalaitis'i oyunda aldığınız zaman, e, oynadığı zaman şöyle bir avantajı var. Bunu Galatasaray maçında da sadece onunla değil, Madar'la ve Guduric'le de gördük. Abi savunma ribantına destek veriyorlar ve hücumu başlatıyorlar. Yani e, 14 rebound, 32 rebound'un 14'ü oyuna yön veren, bak şeyi de saymıyorum e, naycılı. Hı hı. oyuna yön veren oyunculardan geldi. Yani Guderic, Kalaitis ve Madar. Kalaitis 6 ribaant, 5'i savunma. Guderic hepsi savunma 4 ribaant. Madar 4 ribaant, 3'ü savunma. Şimdi senin kısan ve oyun oyuna yön veren oyuncun, bu kadar oyuncuların bu kadar ribaant alıyorsa özellikle de bu kadar kısır geçen bir hı hı. skorda çok büyük avantajı var. Bunu Euroleague maçlarında da e, gördük ve böyle devam ederse de e, göreceğiz. Yani e, potaya gidiyorlar. E, top çalıyorlar. 8 top çalma üçü. Sadece 4 top kaybı. Yani Oyuncu başına 1.3 top kaybı. 12 asist. Oyuncu başına 4. Yani çok iyi bir yüzde. O açıdan ee, bu üçlü tamam Galatasaray e, belki yani çok elin, elinden gelen her şeyi yaptı. Koç e, oyunculardan belki daha çok yoruldu. Nikola Biraç. Biraç. aç. E, ha bu arada o şeye de geçmiş olsun. Vertigo. Vertigo. O kesin değil mi? Mitrovic evet evet. Allah acil şifalar versin. Ama bir açta yani o kantar içinde kaldı. Oyuncuları motive etmek için rotasyonu çok geniş tuttu. Devamlı. taze yani bazı ta... yabancı oyunculardan sahada daha fazla efor sarf ettiğini söyleyebiliriz bence Galatasaray Ekmas cephesinde. Çünkü hani Galatasaray cephesine geçecek olursak orada da yerli oyunculardan önemli katkılar alındı. Zaten her programda hemen hemen konuştuk. Beşiktaş ve Galatasaray'ın yerli rotasyonunun ne kadar iyi olduğu ile alakalı ama burada yani Galatasaray'ın özellikle yabancı kısalarını hiçbir şey alamadılar. Şimdi 5 yabancı toplam 19 sayı attı. Hiçbir çifthaneye çıkamadı. Yani bu biraz rotasyonla mı ilgiliydi? Ee, yani sezon başındaki performanslarından giderek uzaklaşıyor bazıları. Bu Galatasaray açısından endişe verici. Şimdi maçtan sonra e, maç biterken yönetim uyuma Bassepol'a sahip çık hı hı. E, diye tezahürat yaptı Galatasaray taraftarı. E, şimdi onunla ilgili şunu söyleyeyim. Koçu değiştir. Üç tane yabancı değiştir. Parlat. Gelecek sene üç yabancı da başka yere gitsin. Hı hı. Yani bu istikrarı e, Obra dönemin dışında Fenerbahçe'de sağlamakta zorlanıyor. Beşiktaş'ta sağlamakta zorlanıyor. Yani e, bir planla yönetimin Galatasaray'a sahip çıkması lazım. E, onu değiştir, bunu değiştir. Yani e, bence zaten Obra'nın başarısındaki en büyük şey bir şekilde, ki o kadar oyuncusu NBA'ye gidiyor, Partizan'da parlayanı tutmakta zorlanıyor. Bir şekilde kafasında bir istikrar, devamlılığı Sağlıklı. planı var. Hı hı. Yani diyor ki bu gider, ben bu sene onun yerine şunu alayım yanına. Gelecek sene ana parçaya hazırlayayım. Şimdi Galatasaray'da, Bayağı iyi yabancılar da başka takımlara gittiler yani. Geçmiş sayıda parlayan. Ya mesela ben şimdi Corey Walden geldi. Ya izliyorum. Topu yere vurmadan alıyor. Bir 3 saniye 4 saniye hala topu yere vurmadı. Kaldırıyor üçlük atıyor bir anda. Yani oyuna hiçbir yaratıcılık yok. E, şut yüzeleri çok düşük. Ya yani biraz senle Adabay burada övmüştük. Evet. Yani o da demek ki genel bir takım içerisinde bir sıkıntım var ya da başka bir problem mi var? Bir, birbirlerinin performanslarını aşağı çektiler şu anda. Yani şimdi karşı yakada da benzer bir sıkıntı var. Ee, dönün Gelir. Bu hafta kadroya almadı mesela almadı. telekom maçında. Şimdi bu oyuncular Euro League'de hiçbir zaman ana parça değil. <laughs> Tamamlayıcı parçalar. Buraya özellikle de işte Euro oynamayan takımlara geldikleri zaman ana parça gibi kullanılmak istiyorlar. Ee, bazıları belki o çıkışı yapabilir. Ama şu ana kadar iki Euroleague transferi de ne Galatasaray'a fayda sağlıyor ne de karşı yakaya fayda sağlıyor. Yani bu tür oyuncuların tabii oradaki tehlike de şu. çok başarılı olduğu zaman da tutamıyorsun. Bu tür oyuncuları iyi araştırıp, iyi scout edip 3 yıllık kontrat imzalayacağım. Başarılı olduğun, olacağına inandığın. İlk yıl sonunda parladı mı kulüp para kazansın. Basketbol şubesinin bütçesi artsın. Tabii. Ama hı. hele sezon ortasında getir. Sezonu müthiş tamamlasın. Ondan sonra git. Yani uzun vadede bunun kulübe hiçbir e, katkısı yok. Ne maddi olarak ne de istikrar olarak. O açıdan yani Galatasaray'ın e, sahip çıkması için basketbola... bence bir planı olması lazım. Yani Haftaya iç Avrupa arenasında da kaybettiler çünkü. Kötü bir haftayı geride bıraktılar. Fenerbahçe-Beko cephesine dönecek olursak Murat abi... orada da hep... yani son yıllara baktığımızda şöyle bir problem söz konusu bence. Bazı dönemlerde parlayan performanslar izliyoruz ama sezonun... gelenini yayan bir performans izlemekte bazı oyuncular... özelinde zorlanıyoruz. Kim? Marco Gudric... dönem dönem... oyun aklını sahaya harika koyuyor, takımını oynatıyor, oyunu yukarı çıkartıyor ki bu hafta bence... gayet iyi bir haftayı geçirdi ama... bunu devamlılığını bu sene mesela sağlayabilecek mi? Ondan bir tık daha aşağıdaki bir isim daha genç... ve... saman alevi gibi... her sene böyle 1-2 maç kendisini gösteren Tarık Biberovic bence bu haftayı da yine... iyi geçirdi ama orada da bir devamlılık sağlayabilecek mi? Ee, neler söylemek istersen onlarla ilgili? Ya şimdi Guderic'i e, kullanış e, şekline de bence bağlı biraz. E, neto sakatlanmasaydı ben Guderic'in bu sene bayağı bir çıkış yapmasını bekliyordum çünkü Madar dahil 3 tane e, garden olacaktı. E, Kalaitis zaten e, 36 dakika oynadı. E, Guderic de 33 dakika, dakika oynadı. oynadı. Nacil 35. E, Enajildo zaten 4 e, numaradaki e, yani sıkıntıdan dolayı vazgeçmesi çok zor. Kötü oynasa da en Ona azından, da geleceğiz onu da soracağım art En azından savunmada yapması. alışık olduğu şeyleri yapıyor. Eee için taşıyıcı değil e, kısa vadeli bitirici veya yaratıcı olması onun için çok fark ediyor. Ama topu getir, baskıyı ye. Ondan sonra ikili sıkıştırmayla karşılaş. E, yüksek posta. E, için bence iniş çıkışı biraz ondan. Psikolojik olarak da etkileniyor. Hı hı. Şimdi Tarık Biberoviç e, hep kalaytısı kazandı diyoruz. E, Dorsi'nin yokluğunda. E, Dorsi olsa Tarık öyle oynayacak mı? O süreleri alacak mı? Asfer maçında. Alamayacak. Alamayacak. E, Tarık Biberoviç bu sene yaz liginde mutlaka ve mutlaka bir güven kazanmıştır. Ve özellikle de üçlük konusunda. Çünkü NBA üçlüğünü de iyi bir yüzdeyle attı. Tarın e, sağda kalma vizesi savunmada geçiyor. sarf edeceği enerji. Dekolo'yu bayağı bir e, rahatsız etti. Dekolo'yu zaten genelde çok e, etkili tuttular. Topsuz koşularda da sırtını dönmeyecek. Onları kaçırmayacak. Bence o savunmayı çünkü Dorsey'den daha fiziksel ve iyi savunmacı yaptığı sürece ona bir veya iki tane erken kullanma kredisi verecektir. Yani kendini sıcak hissettiğinde de erken kullansa da atıyor. Yani biraz kadro mühendisliği de tarih olumsuz etkiliyor. Evet. Peki ama Tarık da 5. ya da 6. sezonunda Fenerbahçe-Beko kadrosundaki. Bu 6 yıllık mesela değerlendirilir bir not abi? Tarık yani iyi bir şütördü. Çok da çalıştı. Ben de bireysel performanslarını, bireysel antrenmanlarını da çok takip ettim. İşin savunma kısmında çok önem gösterdiğini düşünmüyorum. Görmedim, gözlemlemedim. Zaten oradaki gelişimi de aşikar. Ama yani oyunun sırf hücumuyla da, hücum performansıyla da olmayacağını hala anlayabilmiş gibi de gözükmüyor. Yani bu ne zaman belli olur? Ya yani bu 5-6 ee, yılı düşündüğün zaman doğrusu... yeterli bir yükseliş sergiledi mi sence Tarık? Ya etmedi ama yani Tarık'ın en başta 2-3 sene içinde en azından Türkiye Ligi açısından bir kurtarıcı olması bekleniyordu. Evet. <laughs> yani her oyuncunun gelişimi farklıdır. Şimdi bu kadar koç değişti. Her koçun ona yaklaşımı farklıdır. Yani şimdi Fenerbahçe, Obra, e, Kokoşkov, Djordjevic, Itudis. Herkes kadroda yer verdi. Ama Türk oyuncu olmasının da etkisi var. İletişim ve onunla beklentilerin izahı konusunu bilmiyorum ben. Sen biliyorsundur belki kulübe yakın olduğu için. İlk defa son 5 senede e, Obra'dan bu yana aynı sezon şey aynı koşta iki sezon arka arkaya çalışacak. Evet. Şimdi George Wich belli şeyleri istiyordu. Onun için Şehmuz daha uygundu evet. süre açısından. Ituriz farklı şeyler istiyor olabilir. E sakatlık da ona bir fırsat verdi. O da bunu bence iyi kullandı. Derbide 2'de 0, üçlük attı ama bu sefer daha skora farklı katkı yaptı. Yani şimdi Türk oyuncusunun bu kadar sıkıntılı olduğu şeylerde Şimdi öbür maçlara ne kadar vaktimiz kalır bilmiyorum ama ya bazı takımların bençi yok. Evet. Yani şey maçını seyrettim Ender Aslan'ın. Ben çok severim onu. Bodrum maçını. Çağdaş-Bodrum maçı. 8 kişilik rotasyon. O da Ahmet Düverioğlu geldi. Biraz daha genişletti orayı. Yani biraz daha genişletebildi. Şimdi eee Türk oyuncuların yetiştirilmemesi sadece işte milli takımı yıldız açısından veya dört dörtlük bir görev adamı açısından etkilenmiyor, etkilemiyor. Bazı takımların Türkiye birinci ligindeki süper ligdeki rotasyonlarını da çok olumsuz etkiliyor. E Şimdi Efes'te, Fener'de, Beşiktaş'a gelince. Efes'te mesela Erten Gazi, Efes Tarafına geçince tabii detaylı konuşuruz. Kadrodaydı bildiğim kadarıyla. Ama o sakattı. Ama sakat. Yani oynamayacak ama kadro. Yani Türk oyuncu probleminden ve 3 tane de genç oyuncu var. Üzerine bir de Ertan yani Anadolu Efes'te o anlamda şeyin Erkin ve tabii Scottie Wilbeck'in Fenerbahçe'de onların... Bir takım hesaplar onlar Türk diye yapıldı. Maalesef o çok takımı da olumsuz etkileyecektir. Olumsuz işte <laughs> Efes'te Erkan Yılmaz o boşluğu dolduruyor. İnşallah oynadı, Fenerbahçe'de de Tarık Biberovic evet. e, o boşluğu doldurur. E, Fenerbahçe-Beko cephesini kapatmadan bir soruda da Nigel S. Davis ile alakalı. Son maçta yine 35 dakika oynadı. Haftaya içime sayesinde de yine hatır sayılır dakikalara çıktı. E, yalnız çok şut kullanıyor Murat abi. Yani özellikle dış atışlarda tamam kaçırdıkça daha da zaten göze batar bir hale aldı ama yani hayatın hiçbir döneminde, basketbol kariyerinin hiçbir döneminde böyle şutör, bu kadar çok şut kullanan bir oyuncu olmadı. bu rol ona oturacak mı tam olarak? Ya 8 üçlük, 9 üçlük her maç. Yani şimdi geçmişe baktığın zaman hem Barcelona'da hem Gelgirişte o oyunun kendisine gelmesini bekleyen bir oyuncuydu. Evet. Şimdi o sabrı göstermiyor. Ama Geçen seneyle mukayese ettiğin zaman, Piteşan için de aynı şey geçerli. Rakiplerin birçoğu onların post-up'ına e, önlem alıyorlar. Yani şu anda ikisinin de e, o geçen sene çok kullandıkları post pozisyonu, çünkü oradan asiste yapıyor ikisi de. Yani hı hı. o şeyi de var. Onlardan alınınca büyük ölçüde, belki böyle düşündü ama bence yanlış. Çünkü, Nigel'ın esas Fenerbahçe'de onu vazgeçilmez yapması de şu an gibi savunmadaki o rahatlıkla suç edebilmesi, birden fazla pozisyon oynayabilmesi. Ama dediğin şey doğru. Bu sene hiç e, üçlü kullanma konusunda sabretmiyor. Ha belki geçen sene tam böyle sezon ortasında bir dönem vardı. <laughs> Na e girdi. Nigel <laughs> Hayes gibi değil. E, yani şey gibi oynuyordu ne bileyim Larry Bird gibi atıyordu. <laughs> Belki o, onu tekrar yakalayacağını e, düşünüyor. Tabii ki onu istikrarlı bir şekilde yakalayıp e, istikrarlı hale getirirse çok büyük silah. Ama, Ama işte. e, getirmezse de hucumda takıma zarar vermeye başlıyor. Hmm. Katılıyorum yani e, son işte 6 yıldır Fenerbahçe bekliyor bir fiil takip ediyordu Murat abi biliyorsun. E, ...gördüğüm en çalışkan isim... ...Narco A.S. Davis yani o... ...deplasmana gidilir, uçaktan inilir... ...akşam e, takım yemeği... ...kendisi zaten vegan... E, böyle ...ufak e, kendince yemekleri... ...şeyleri vardı onları yedikten sonra... bir tane yardımcı antrenör alır... E, ...hemen tesise gider... ...ya maçın oynanacağı salona... ...ya da e, rakip yani ev sahibi takımdan... ...Fenerbahçe-Beko yetkilileri... ...bir salon tahsis etmeleri istenir... E, ...oyuncumuz çalışacak şeklinde ya müsaitse salon ya da başka bir yerde... şut çalışmasını muhakkak gerçekleştirirdi. Maç günü de... maçtan yani tam NBA gibi aslında... takım maçtan bir buçuk, iki saat önce otelden ayrılır. Nigel 4 saat önce yine yardımcı antrenörle gider. iki saat sadece şut çalışırdı. Maç öncesinde daha, daha da çalışmaya devam ya, Belki bu yazı <laughs> e, sakat geçirdi. E, yaz için yeterince hazırlık, antrenman yapamadı. Yani bir de yani kariyerine ve e, oyununa yeni bir şekilde yön vermek istiyor tabii. Fenerbahçe-Beko'da onu da gördü. Yani ben burada skorer olarak da kendimi ön plana çıkartabilirim ve bunu geliştirmem lazım. Ve geliştirmeye de çalışıyor, okey. Ama yani biraz daha e, dediğin gibi yani o pas trafiğini, top dağıtımını sağlayabilse... Yani bazı yerden alıp atıyor. Evet. An, yani onun... Özelinde olmayan, yeteneğinde olmayan şutları da denemeye başladı. O işte Fenerbahçe bekliyor gerçekten zarar veriyor. Ya Fenerbahçe'deki sıkıntılardan biri e, Willbekin'de, Dorsey'de, zaman zaman Guduric'de e, çok üstlük atıyor. Dorsey ve e, Willbekin özellikle çoğunu birebir üzerinden atıyorlar. Hı hı, evet. e, bir tane daha öyle oyuncuya ihtiyaç yok. ha İç dış. Ekstra pas, köşede bomboşsun, onu at. Kaçarsa kaçsın. Onun zaten şutu ha. o. Evet. Kaçır, kaçarsa kaçsın. Ama o oyunun sana gelmesini beklemek. O açıdan ya mutlaka konuşuyorlardı. Çok değerli bir oyuncu. Bir orta yol bulunacaktır. Çünkü yani şu kadroda özellikle en önemli oyuncu Fenerbahçe açısından kim diye sorarsan, yani iyi kötü herkesin bir alternatifi var. Ama belki Naycılığın yok. Çünkü dört numaran yok. Yani Sestina'dan istediğini alamadı şu ana kadar. E i̇stediğini alamadı. E, tamam bir derbi. Eğer Sestina'yı e, test edecekse, tartacaksa Türkiye Ligi'nde tartması lazım. Çünkü şimdi deplasman maçı var üç tane. E, orada Sestina'yı çok e, kullanamazsın yani o ortamlarda. Şu ana kadar sergilediği basketbolla katılıyorum o Fenerbahçe ve Galatasaray ekması 74-62 ile mağlup etti. Üçüncü galibiyetini aldı. Galatasaray'da ikinci mağlubiyetini almış oldu. Dördüncü maçlarının sonunda Anadolu Efesi konuşacağız. Onlar da Bahçeşehir Koleji'nin özellikle son periyottaki performanslarıyla mağlup etmeyi başardılar. Ama hani maçları konuşmadan bir Telekom cephesinde de bir koç değişikliği düşünülüyor. Çanak orada, ha, orada zannediyorum şartçık. ki takımdan ayrılıp Selçuk Ernak sesleri geliyor. Dördüncü maçın ardından iki galibiyet, iki mağlubiyetteler. Ee, akıllara şu geldi direkt. ya yani Benim aklıma bu geldi. Ee, Erdem Can... geçen sezonun başına... dört maçta... bir galibiyet, üç mağlubiyette başlasaydı... sezona devam eder miydi Türk Telekom? Yani yıllardır Türk Telekom'un en büyük problemi. İnşallah Ciddi ederdi. bütçeler harcadılar. Ciddi paralar harcadılar bu işe. Hiçbir zaman... İstikrar sabırlı olmadılar. Sabırlı olamadılar. Sabırlı olamadığın zaman da istikrar sağlamak çok zor. Yani, yani dört maçta ne oldu da gönderelim? Neden? Yani Mike James de e, Ivanovic için söyledi. Ya evet, o da zaten sorularımdan biriydi devamında. Yani Mike James. Sor? <laughs> yani Kızıl Yıldız'da da Ivanoviç e, görevden ayrıldı. Mike James Avrupa'da biraz daha sabırlı olmayı e, öğrenmek gerekiyor şeklinde bir yorumu var. Amerika'ya göre tabi biraz daha şey yapıyor bunu ama biz yani Avrupa'da değil de yani biraz daha Balkan ülkelerinde tabi o sabır daha düşük. Yani Yunanistan'da da, Sırbistan'da da, Türkiye'de de biraz daha çabuk bu işlere kalkışılıyor. Ama kendisinin basketbol oynadığı Fransa'da hiç öyle değil. Yani aslalde <laughs> <laughs> herhalde yeteri kadar Park, TJ Parker'a şans verilmiştir diye düşünüyorum. Kardeşin kulüp başkanı olunca onun mutlaka etkisi oluyordur. Yani TJ Parker'ın şanssızlığı belki de bu kadar acele gelmesi. O ilk yarıdaki performanstan sonra Fenerbahçe Beko maçında ikinci yarıdaki çöküş. Evet. Yani Fenerbahçe ilk yarıda %27 üçlük attı. ikinci yarıda %55 attı. Yani yine mi şeyini getirdi? TJ Parker'ın e, yeterince şans bulduğunu Düşünüyorum. Ee, Ivanoviç e, mesela Baskonya'da doğru hatırlıyorsam iki ya da üç kez Baskonya'yı Final Four'a götürdü. Şampiyon yaptı. Ee, ligde, isimli. ligde şampiyonlukları var. Ee, belki o bir çizgiyi aşamıyor. Ama hemen hemen fırsat verildiğinde çalıştırdığı her takımı da o çizgiye yaklaştırıyor. Evet. O açıdan yani şimdi buradaki sıkıntı... Kızıl Yıldız bu sene çok para harcadı. Ne zaman bu kadar çok para harcarsan herkes hemen sonuç istiyor. İşte. Basketbolun da bir takım oyunu olduğunu, oyuncuların birbirine alışması gerektiğini, bazen transfer edilen oyunculara göre koçun da basketbol felsefesinde değişiklikler yapması gerektiğini, zaman içinde de bunları görüp bir uyum sağlayacağını unutuyor. Yani şimdi... <laughs> Getirdikleri koça bakıyorsun. Var mı büyük bir başarısı? Ha şu olur. Atıyorum. Obra boştadır. İvanoviç'i yollarsın. Obra'yı alırsın. Kızıl Yıldızı. Hayır. Herhangi bir takıma. Kızıl gitmez tabii. <laughs> ee, yani sadece oyuncularla ilgili değil koçlarla da ilgili parçalar aynı. Tabii, <laughs> sadece yer değiştiriyorlar. Ama uzun vadeli bir yatırım yapman için o koçun da başarı tablosuna bakman lazım. Yoksa değiştir, istediğin kadar değiştir. Mesela şimdi Odet Kataş'a kötü diyorlardı Makabi'de. Hı hı. E, şeye rağmen ki Makabi çok iyi top oynuyordu. Bu haftayı da 2'de birle bitirdiler. E, yani kolay değil oyuncuların dikkatlerinin dağılmaması o ortamda. E, Odet Kataş'a başarılı demek zorundasın şu anda. Tabii tabii. E şimdi e, kafalarda o biraz onların evladı olduğu için başarısız koç 3 mağlubiyet aldığı zaman yolla. O zaman getirme zaten. Yani getireceksen de kendi altyapından iyice pişmiş biri varsa onu getir sabret. Yani e, ben çok yanlış buluyorum. Yani tamam Sırplar bu konuda o zaman da Partizan'ın obreye atması lazım. O da bir gaybiyedir, gaybiyedir. Yani İlginç. Ee, Anadolu Efes'e geçelim. Bahçeşehir Koleji'nin 87-80 ile mağlup ettiler. Ligde 4-4 yapan tek takım. Anadolu Efes. Özellikle Tayrik Jones'un performansı ve Erkan Yılmaz'ın performansı ön plana çıktı. Ee, Tayrik Jones tabii taraftar nezdinde de Anadolu Efes camiası nezdinde de biraz performansıyla eleştirileri üzerine çeken bir isimdi hem özellikle de EuroLeague'de göstermiş olduğu performansla bu ona ufak bir nefes oldu ama tabii asıl belirleyici olacak Euroleague EuroLeague'de başarı. bir böyle bir 20 sayılı bir performans yaparsa o zaman gönüllerde tat kurmaya başlar. Vallahi tam kadro olduğu zaman Efes onun 20 sayısından ziyade onun all around oyunu Efes için önemli EuroLeague'de. yani şimdi mesela Thompson'ı da şikayet ediyorlar ki bence şartlara göre yeni takım, yeni koç, yeni hmm. ülke. Yani şimdi Eurolig'de Shane Larkin'e direksiyonu veriyorsun. Türkiye Ligi'nde Shane Larkin kadroda yok. Yani. Tabii. Şey, Justice Hallett. Nispeten fena değildi ama. Yani şimdi... Fena değil ama o mu beklentiler? Sanırım değildir. Erdem Hoca'nın bir Türk oyuncuya yatırım yapması çok sevindirici. Erkan Yılmaz'ı Telekom'u da sayarsak iki senede nasıl bir oyuncu yaptığı çok net ortada. Evet. Yani dün sahanın en iyisiydi. Her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Bir kere o özelliği var. Top çaldı, asisti yaptı. Bir de enerji getiriyor. Enerji yani. Savunma şeyi yapıyor. En çok koşan oydu, en hızlı çıkan oydu. Ondan mesela Türk oyuncularla ilgili yani Melih her maç niye bir deniyor? E denesin işte deneyecektir abi. Yani şimdi bu maçta Efes kadrosuna baktığın zaman Larkin yok. Sakatlığından dolayı alayca yok. Kim yok başka? Clyburn yok. Gore yoktu. Hadi onu kullanmıyor o kadar diyelim. Zizic yok. Zizic yoktu. E şimdi Eurolig'de bunların hepsi çok önemli bir parça. Yani ben Erdem Can'ın şeyini çok takdir ediyorum. Korkusuzca Türkiye Ligi'ni bir ameliyat masası gibi düşünüyor. İleriyi düşünerek hareket ediyor. Yani Darius Thompson'ı belki biraz daha e, ileride... Yani olabilir sakatlık şu bu. İki haliyle de şey tutmaya çalışıyor. Hazır tutmaya hı hı. çalışıyor. Ama Fenerbahçe için söylediğim şeylerin benzeri Efes için de geçerli. Yani sen 59 sayı yiyorsun Bahçeşehir'den. Evet. Birinci ve üçüncü çeyreklerde ikinci ve dördüncü çeyreklerde 21'de tutuyorsun. Yani 59'u yeme hadi kötü oynadın 49 ye. 21 çok iyi savunma yaptın. Onu da 28 28'ye. Bahçeşehir'de de bence biraz şeyin de etkisi var. yani. Rotasyona girince Fela orası da hiç... Yani i̇şte hiç on, onu söylüyorum. Da. Yani 5 yabancı toplam 182 dakika oynadı. 36'dan fazla adam başına süre demektir Sürü, bu. Tony Taylor 5 saniye kenara geldi. E, Rakibinde Efes. Yani bunlar Robocop değil. Yani son çeyrekteki performans sadece Efes'in e, savunması olarak değil biraz da yani yorgunluk da var. Yorgunluk da var. Ee, yani Efes'te e, Efes'te zaten bu sene genel itibariyle savunmada o, şu ana kadar bir sertlik göremiyoruz bence. Yani geçen seneden Fenerbahçe Beko'da oturan o savunma sertliği, e, o EuroLeague'de özellikle maç kazandıran o sertlik bu sene de devam ettirmek istiyorlar. Onun üzerine aslında bir takım kuruluyor şu anda. Onu gözlemliyoruz. Anadolu Efes'te net bir savunma takımı ya da net bir hücum takımı olarak nitelendirebiliyor. İki tarafı da oynamaya çalışan daha birçok parçanın yerine oturmadığı bir takım görüntüsünde. %100 ama Doğuş Özdemiroğlu hesapları alt üst etti, sakattı. Shane Larkin. Elijah Bryant'ın sakatlığı, sakatlığı iki tarafı da etkiliyor ama Elijah Bryant çok iyi bir savunmacı. Doğuş çok yıpratıcı bir savunmacı. Eski i̇şte, skorer yanında e, geçen sezon... Baya ilerledi. E şimdi böyle iki oyuncu yok. e Zaten uzun rotasyonunda... bir sıkıntım var. Yani... E, Tyreek Jones... çok iyi niyetli ama fizik olarak... E, Euroleague'de... yetmiyor. Maalesef. E, yani... E, e, Cambridge konuşuluyor. Anadolu Efes için. Ne durumda bilmiyorum. 32 yaşına geldi. Yani o Uşak'tan şeye gitti. Olimpiyakos'a, Olimpiyakos'tan da NBA'ye gitti. NBA gitti. Son iki yılı pek Biz oynamadan geçirdi. Sakatlıkları vardı. Ya bu şeyi çok dikkatli yapmaları lazım ki Erdemcan yapacaktır. yani uzun almak için uzun almanın bir anlamı yok. Yani Şimdi Fenerbahçe için de mesela 4 numara alacaklarsa bazı özelliklerinin ön plana çıkması gereken bir 4 numara. Sence Anadolu Efes'i nasıl bir 5 numara peki ihtiyaç oldu? Yani Tibor Pleiss hiç düşünmediğini sen de belirttin ki zaten aldığı sürelerde ortada e, Tyreek Johnson EuroLeague seviyesine bir oyuncu olup olmayacağı soru işaretleri barındırıyor. Tariq Johnson için savunma zaafları zaten aşikar. Yani burada bir o zaman bir 5 numaraya ihtiyaç var. Yani şimdi Euro Lig'de oynadıkça e, zaaflarını rakipler daha iyi analiz ediyor. Tyreek Jones'un şimdi e, yeni bir oyuncu. <laughs> e, tabii onun da bir uyum süreci olacak. Hem sertliğe hem e, yeni transfer. Ama ben nasıl bir... 4 numarada da zaman zaman kullanıyor şey Erdem Hoca. Yani ben bir kere... E, Bulamazlar belki ama Olympiakos'tan gelen danstı mesela dört dörtlük olur. Bulamaz. Yani. <laughs> Ay sordun ama yani nasıl diye. <laughs> Sordum da yani 7 yıl kaç yıl oynadı Efes'te? 7-8 yıl ya oynuyor. Yani 7 değil. yıl 8 yıl önceye gitmek gerekiyor. Yani hem zeka hem e, soyunma odasındaki pozitif şeyi hem su içler hem çember koruma yani bunların hepsini bir oyuncuda bu zamanda bulamayabilirsin ama işte değerlendirip ki Erdemcan genelde transfer edeceği oyuncuları bayağı dikkatle araştırıp ona göre şey yapar. Ama doğru adamı bulursa sadece Türkiye Ligi için değil aynı zamanda Euro Ligi için de çok şey değiştirir. Kesinlikle ve ihtiyaç olduğu da aşikar. Yani evet. gözle görülüyor. Ee, tebrik ederiz. Anadolu Efes'te 4'te 4 yapan tek takım olduğunu belirtmiştik. Şimdi öne çıkan performanslarda Ali Apetkim, Samsun Spor'u e, mağlup etmeyi başardılar. Onlar da dördüncü maçın ardından 3. galibiyetlerini aldılar. E, sezonun flash başlayan takımlarından biri o. Bir diğeri de Manisa Büyükşehir e, Belediyesi. Ahmet Kandemir'in ekibi de e, deplasmanda e, kazandılar bu hafta. Tofaşı yani. Tofaşı 89-77 ile geçmeyi başardılar. Onlar da yine e, Dar bir rotasyonla oynuyorlar ama Ahmet Kandemir'in tam takımı zaten öyle 7.5 oyuncu, 8 oyuncu ile oynuyor. Ahmet oynayıp, Kandemir geniş e, rota, skorer, sevmez. Yani saha içinde bir şey yakalayıp o istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi sever. Ki deplasmandan geldiler Hı -hı. hafta içi ve Tofaş'la bir deplasman. E, yani Manisa şu ana kadar en büyük sürpriz herhalde değil mi? Evet, e, ya 4 maçta 3 galibiyet güzel de göze hoş gelen bir basketbolda oynuyorlar. Salonda da oluyor. Yani Manisa halkını, Manisa şehrine de... o aşıyı verdiler. O keyifli basketbol sayesinde... Bu e... Anadolu kulüpleri için çok çok önemli. Çok önemli. Yani Ufuk Sarıcan'ın... telekom maçınlardan açıklaması var. Salonun yarısı boş. Biz böyle oynamaya alışkın değiliz. Doğru. diye. Yani, yani. hafta içi de tamam... karşıyaka kendi evinde bir maçı vardı. Şimdi çok maç... bütçesel sebepler, taraftar nezdinde olabilir ama... Bunu birçok takımın iç saha maçlarında görüyoruz. Maalesef salonlar pek dolu değil. Manisa halkı ama takıma inanmış ve keyifli bir şekilde takip ediyorlar, izliyorlar. Bunlar Karşıyaka Türk Telekom'u 180'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İyi başlamamıştı Karşıyaka maçı ama sonrasında geriden gelip rakibini mağlup etti. Çağdaş Bodrum Spor. Sezonun ilk galibiyetini aldı Ahmet Güverioğlu ikinci maçına çıktı ki 23 sayı 11 rebound 3 blok. Yani bir Anthony Davis performansı <laughs> ki üçlük de var işin içerisinde bir tane. Kariyerindeki ikinci, i̇kinci üçlük, de mi? kaydetti. O da geçen sezon özellikle depremden sonra zor günler geçirmişti. Basketbola bir süre ara vermişti. Zayıflamış biraz daha tabii daha ikinci resmi maçı bu sezon itibariyle daha da form yakalayacaktır, tuturacaktır ama ikinci maçtan 23 bulmuşlar. Şofa sayı bulmuşlar. O şafak sayıyı mağlup etmeyi başardılar onlardan. Şimdi e, Ender da rotasyonu çok geniş değil. Değil. Ama e, Can Öğüt, Hakan Yapar ve Jaren Johnson'dan evet, 20'de 6 genel şut kullandılar. İyi bir şey değil. 7'de 7 serbest atış ki takım hiç serbest atış kaçırmadı maç boyunca. Bir de o üçü sahadayken Bodrumspor Spor artı 32 sayı. Çok ciddi. Çok önemli. Yani o dar rotasyonlu takımlar... Hı hı. ...belli süreçleri zarar görmeden... ...atlamayı... Ne? ...yeterli bulmalı. Böyle bir de artı 32 olduğu zaman... ...o yemede yanında yat. Tabii Dar Şafak'a... E... Yani hiç şut sokamadı abi. Timmanyi çıkar 21'de 2 üçlük. Yani Timma'da 8'de 4. Bütün şeyleri hızlı ucumda geldi. Ee, ki sadece e, 7 yanılmıyorsam e, top kaybından sayı buldular. Yani Mesela, e, güzel bir şey de var. Yani Darüşşafaka sadece 48 saniye e, maçta e, önde götürüyor. Bodrum e, 37 dakika 37 saniye. Valla yani e, Ahmet tabii ki fark etti ama şimdi koç olsan bir tane Türk almak istersin değil mi? Yani en azından Bençten gelip sana 15 dakika yine işte benzer uzun oyuncu olarak diyoruz. Yani şimdi bu tür takımlarda en büyük artı bence e, uzun veya kısa rotasyonunda da olsa birden fazla pozisyon oynayabilmesi. Çünkü zaten rotasyonun dar çok dar. Evet. Ee, Ufuk Sarıca mesela e, e Vernon e, Journey, e, Junior, Junior, Junior. E, bench'ten getiriyor. E, e, Vernon Carey Junior 20 sayı 7 rebound 3 blok. Eric McCallum 18 sayı 4 rebound 8 asist. Bu hafta yani iyi ikili, oy, ikili oyunda yediler bitirdiler. Eee işte bu da bir taktik. Yani belki benchini biraz güçlendirmek. Çünkü o ikisi e oyuna girip ısınana kadar şey çok rahattı Türk Telekom. Ondan sonra ama farklı bir karşıyaka gördük. Ya tabii karşı yaka içinde ya yani Furkan Altalı hamlesi bence çok önemliydi ama Furkan'ın da geliştirmesi gereken ikili oyun savunması var. Ya yani orada çok büyük bir zaafı var. Çok açılıyor, oyuncusunu çok takip ediyor. Yani bilmesi lazım e, o kadar dışarı çıkmaması gerektiğini. E, pozisyon hataları, duruş hataları yapıyor ama öğrenecek. Bence Ufuk Sarıca ve Karşıyaka e, onun basketbol kariyeri açısından e, doğru bir yer, doğru bir nokta. E, devamı da gelecektir bence Türk basketbolu için. Ufuk kadro yani... kurarken Ufuk Sarıca kafasında e, bir planı vardır. Tabii, kesinlikle. Ve ne tür oyuncu istediğini bilir. E, ondan yani karşı yaka salonu doldursun. Yani hakikaten ben de şaşırdım yani çalışık değilsin karşı yakada o kadar yarı yarıya dolu bir Hı -hı. salona. Ama onlar inşallah Avrupa'da çok yani nihayet bir şey alırlar. Son iki senedir istedikleri olmadı. Evet. büyük çekmece kendi evinde Bursa Spor Info yatırımı 75-70 mağlup etti. Onlar da ikinci iç sağ galibiyetlerini aldılar ki Bursa Spor hafta içi Avrupa'da da deplasmanda kaybettiler. Yani kötü bir haftayı geride bıraktılar. Geçen hafta Beşiktaş'ı yenmişlerdi ama iyi bir sonuç gelmedi. Bir tabii büyük çekmeleri de Reed yani 30 sayıyla oynadı yine. Liginde şu anda en skorer oyuncusu. Valla Beşiktaş dedin. Biraz da Beşiktaş'a değinim. Son olarak da evet Beşiktaş'ı bilerek ee, sonra sona bıraktım. Onu konuşalım. Valla e seyretmekten zevk alıyorsun. En basit. Böyle uçan kaçanı tut şey e, atmıyorlar ama e, inanılmaz koça inanmışlar yabancılar dahil. Eurocup'ta 3'te 3'te başlamak mı? 3'te 3 başladılar. E, sert savunma, baskılı savunma. Savunmadan taviz vermiyorlar. Enerjilerini zaten Ali, Ali Piyem, Halim Piyavic de <laughs> enerjisinin sağdaki 5'in düşmesine pek Hı -hı. izin vermiyor. Ama e, hakikaten boyalı alanı domine ettiler. E, Merkez Efendi 12 sayı, 19 top kaybı. Beşiktaş 17 hücum rebound. Yani enerjinin e, yüksek olması Hı -hı. gereken bütün istatistiklerde e, Beşiktaş çok üstündü. Bir de dikkatimi çekti e, maçı seyrederken yaptıkları 24 faalin 20'sini Lonas, Lonas Hudson ve Oturu'ya yaptılar. Yani faalleri kime ne zaman yapacaklarını da daha da iyi olabilir. Hı hı. E, çünkü Oturu 12 kere serbest atış çizgisine gitti. Yani 11. Ama Oturu da nasıl buldun Oturu'yu? Oturacak. <gülüyor> <gülüyor> yani inanılmaz bir enerjisi var. Onun da patlama gücü çok kuvvetli ve e, sahayı koşabiliyor. O çok önemli ya. Yani bir 5 numaradan bunu istersin, beklersin ve bunu yapıyor. Tabii bazı e, temel noktalarda sıkıntıları var. Geliştirmesi gerekiyor ama e, heyecan verici bir oyuncu bence. Yok e, kesinlikle potansiyeli yüksek bir oyuncu. E, şimdi efesi bilmiyorum ama sezon sonunda kimin kontratı bitiyor, kimin bitmiyor. Fenerbahçe'nin yakın takibi alması gereken. Çünkü ileride bence Eurolig oyuncusu olacak. Yani e, o orta onu da atıyor esasında. Yani atıyor. Onu e, ona pek güvenmiyor ama attığı zaman da giriyor. E, bir kere 12'de 11 e, serbest atış atan bir pivot hemen al. <gülüyor> yani <gülüyor> yani <gülüyor> iki de birlere, Kesinlikle. iki de sıfırlara alıştıktan sonra e, Yok beğeniyorum zaten ama işte Merkez Efendi de yani biraz yalnız kalıyor gibi yani. O da Lig'in o şu anda en skorer ikinci oyuncusu Lig'den sonra geliyor. i̇yi bir performans ortaya koyuyorlar. Beşiktaş'ta yani rakibin 58 sayıda tuttu. hafta içi mesaisi vardı. Orada da yalnız tribünler mesela evet. boştu. Yani Beşiktaş yani bu kadar... Hani her kötü başladı iyi de gitmiyor ama Özellikle ya Beşiktaş geçen hafta bir de Bursa deplasmanında biraz olaylı geçmiş, sorunlu geçmiş. Takımı biraz daha böyle moral de verecek bir güç isterdi. Bu kadar emeğini ortaya koyan bir takıma taraftarın sahip çıkması lazım. Çünkü taraftar enerji düşmeye başladığında Devreye illa geçecek. koçun hamlesi değil, taraftarın hamlesi de o enerjiyi tekrar yükseltebilir. Benim hoşuma giden, bunu da işte pek sırt koçlarda görmüyoruz ama, yani Berkan Durmaz 20 dakika 14 e, saniye ki ilk kere 3 faal, e, faal problemine girmese belki daha da fazla oynayacaktı. Artı 14 sayı sahadayken. Hı hı. Yiğit Aslan 22 dakika 7 saniye ve 7'de bir genel şuta rağmen artı 14 sayı. Berk Uğurlu 21 dakika 29 saniye artı 18 sayı. Ve Samet Yiğitoğlu 19 dakika 55 saniye artı 16 saniye. Samet Yiğitoğlu Avrupa maçında da çok iyiydi. Bu maçta da bence kendisini gösterdi. Yavaş yavaş da... ...devam edecek. Çok güçlü. Ne yapmasını... ...bilen bir uzun görüntüsü sergiliyor ki. Yaşı çok küçük, çok genç. Evet evet. Yani bence... ...biraz daha süre geçtikçe, zaman geçtikçe... Delgado'nun dakikalarını biraz daha aşağıya indirecek bence. Ya zaten işte şimdi normalde baktığın zaman Mitchell 4 dakikada 2 faal. Değil hmm. mi? Delgado 5 dakikada olmadan 2 faal. İlk çeyrek bitmeden Yiğit ikiledi. Berkan üçledi. Yani şimdi normalde bu bütçeye göre bu problemli bir başlangıç olması lazım. Hiç yaklaştırmadı 39 dakika maçı önde götürdü. Yani hiç geriye düşmedi. Tebrik etmek lazım. Bu kadar onlara inanan bir koçları olduğu için de hepsine söylüyorum. Mutlaka yorulsanız da çalışın. Daha çok çalışın. Çünkü Beşiktaş'ın Galatasaray'ın basketbolda iddialı olması, seyredilir takım olması sadece Türkiye Ligi için değil, milli takım için de ileride çok önemli. Yani çünkü Türk oyuncular işte Galatasaray'da da e, Türkler olmasa Hı -hı. 20 sayıyı bulamazdı belki. Hayır, şey de mi? çok önemli bence buna tabii yani son iki senede Euro Cup'ta Türk takımlarının yaşamış olduğu başarı en azından final oynamış olmaları da diğer takımların da artık oralara gitmesi, önünü açması gerekiyor yani. Anadolu Efes'e Fenerbahçe Beko'yu konuşuyoruz tabii ki de EuroLeague Avrupa basketbolunun zirvesi ama yani EuroCup'ta finale oynamak da çok değerli. Şampiyonlar Ligi'nde var olmak, orada şampiyon olmak çok değerli. Ekstra bütçeler, ekstra kazançlar da sağlıyor yani. Hayır bir de şu... daha rahat oyuncu getirtebilirsin ülkeye, takıma. Çok büyük yetenek olmadığı sürece Avrupa'daki bu adım adım yükselmeler oyuncunun kariyerinde çok çok önemli. Kesinlikle. Yani önce belki FIBA Şampiyonlar Ligi, sonra Euro Cup, sonra Euro League. Bence olması gerekiyor. bire zaten Euro League takımına giden gençler süre almıyor, küşüyorlar, İyi de para kazanıyorlar süre almadıkları için. Sonrasında şey, büyük, büyük, kulübe gittikleri için. O noktada gidip... E yani şimdi işte Okben ok Ulubay. Bunca sene sonra yeni yeni kariyerini ilk başta doğru adımları atsa o zaman olacağı noktaya getirdi. teşekkür ederim Murat abi. Değerli Ağzına yorumların sağlık. için güzel yorumların için bir derbiyi geride bıraktık. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü hafta aynı zamanda geride bırakıyoruz. Birbirinden keyifli güzel maçlar oynandı. Yemek Sepeti'nin sunduğu boyolalan programının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.